Merhaba sevgili canlar. Sizleri Hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum. Bütün insanları, doğayı, cümle canlı varlıkları kucaklayan, yüreği sevgi ile dolu olan tüm güzel insanlara selam olsun. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Dini sevgi, Kâbesi, kıblesi, kamili insan olan güzel yüreklere aşkını yazımız olsun. Güzel canlar, dini konumuz alevlikte lokma ve niyaz manaları. Güzel canlar, Alevi öğretisi teorik ve pratik ritüellerden ibarettir. Teorik boyutu inancın ilmi halidir. Ve pratik boyutu ise şeklen yerine getirilen ritüellerdir. Bu ritüellerden biri de lokma ve niyazdır. Lokma ve manası. Değerli canlar, lokma insanlar kendi emeğini birlikte yaşadığı insanlarla paylaşmasıdır. Bunun amacı benlikten, bireycilikten kurtulmak ve birlikte yaşadığı toplumun bir parçası olabilmektir. Diğer bir deyimle zincirin bir halkası olabilmektir. Çünkü bireycilik tektir. Tek halkadır. Ancak paylaşım ise çoğuldur. Yani tek tek halkaların birbirine eklenip zincir olabilmesidir. Bu lokmalar tamamen rızalığa dayanmaktadır. Çünkü Alevi inanç yolu rızalık ilkesi üzerine kurulmuştur. Rızalık alınmadan veya verilmeden bir yaprak dahi yerinde kaldırılamaz. Bu duruş uyulması gereken yolun düsturudur. Bu düstura birileri uyar veya uymaz. Bu da madalyanın o bir tarafıdır. Cem erkanına katılan canlar, kendi rızalığı ve imkanı doğrultusunda elinde lokması ile cem erkanına katılırlar. Alevi inancı gereği dikkat edilmesi gereken önemli nokta, getirilen veya verilen rıza lokmasına bakılmaz. Diğer bir deyimle bir elin verdiğini diğer bir el görmemelidir. Güzel canlar. Getirilen lokmaların veya emeğin ortaklaşa bölüşmesi ve yenilmesidir. Emeğin rızalık ilkesi doğrultusunda paylaşmak dayanışmadır. Dayanışma var olmaktır. Var olmak birlik ve dirliktir. Birlik ve dirlik ise umuttur güzel canlar. Dolayısıyla umut var oldukça yaşam devam ediyor demektir. Sonuçta lokma gönül rızalığı doğrultusunda insanların birbirini sahiplenmesine, bölüşmesine, destek olmasına, yardımlaşmasına, bir araya gelmesine ve huzur içinde yan yana yaşamasına vesiledir. Güzel dostlar. Lokma, evin rızkı olan nimetlerle yoğrulup hamur olur. Ocakta pişirilip meydana gelir.
insanlara ikram olur ve insanlar da nasiplenirler. İşte insanlar da lokma gibi pişmesi ve olgunlaşması gerekir. Hamur ateş ile olgunlaşır. Ve insanlar ise ilim, irfan ile olgunlaşır. Hatı zatında kainattaki tüm nesneler bir şekilde birbirine ayna olmuşlardır. Birbirlerine baka baka eksiklikler tamamlanmış ve fazlalıklar da verilmiştir. Niyaz ve manası. Değerli canlar, niyaz birçok anlama sahip olmasıyla birlikte manevi boşluğumuzu tamamlayan bir dini kavramdır. Dua ile eş anlamlı olan niyaz, ihtiyaç duyduğumuz zamanda devreye girer. Maneviyatımızın paraya, pula ihtiyacı yoktur. Yardıma, duyulmaya ihtiyacımız vardır. Dara düştüğümüzde sesimizi duyan Allah'a, yardımımıza yetişen Muhammed Ali'ye, darda bırakmayan Bozatlı Hızır'a, o anda umudumuzu yitirmemek için Fatma Ana'nın sabrına ihtiyacımız vardır. Diğer bir manada ise niyaz teslimiyettir güzel canlar. Teslimiyet ikrar vermekle mümkündür. Kainattaki mevcudattan dengesini bozmadan, yani o mevcudatın dengesini bozmadan tüm nesnelerle uyum içinde yaşamak için sahiplenmek, sahip çıkmak, korumak, sabır göstermek, hoşgörülü olmak gibi sorumlulukların yerine getirilmesine dair ikrar vermektir. Zaten niyazın diğer bir anlamı da seviyedir. Hakkın huzurunda bir görünmek ve bir olmaktır. Cem erkanına katılan canlar birbirine rızalık verdiklerinde birbirlerinin omuzuna niyaz olurlar. İşte omuz seviyedir. Baş Allah'ı ve omuz ise Muhammed Ali veya kamili insanı sembolize eder. Dört kapı 40 makam ilminde niyaz insana yapıldığı için kıble insandır. Demek ki niyaz aynı zaman kendini bilen insanların kıblesidir. Dolayısıyla Alevi inancı tasavvuf batın inancı olduğundan dolayı kıblesi canlı insan, yani kamili insan olmuştur. Değerli canlar, zahiri alemde şeriatın kıblesi Suudi Arabistan'daki Kabe'dir. Tarikat kıblesi ise mürşidin, pirin cemalidir. Cem erkanında mürşid veya pir insanların canlı kıblesidir. Çünkü marifetin kıblesi insanın özüdür. İnsanın özünde ise hak vardır. Cenab-ı Hak hakikatin kendisi olduğuna göre hakikatin kıblesi her yerdir. Her yerde Hakk'ın huzuru vardır. Her yerde Hakk'ın nuru vardır. Allah kamili insanda zuhur ettiğine göre
Kamili insana, dolayısıyla kamili insan şahsında Allah'a yapılmıştır. Çünkü kamili insan Allah'ın kainattaki halifesi, temsilcisi ve vekilidir. Sonuç itibariyle güzel canlar, kamili insan nefsini yenmiş, ilahi ahlak ve adaletin sahibi, sureti haktır. Sureti haktır. Alevi deyimiyle ölmeden evvel ölmek, sırrı hakikat kapısında tekrardan kendi özüne ulaşmak ve onunla beraber olmaktır. Sırrı hakikat kapısında Hakk'a ulaşmış cümle kamili insanların yüzü hürmetine Cenab-ı Hak bizleri Muhammed Ali ilminden Ehl-i Beyt'in sevgi ve muhabbetinden mahrum eylemez. Yolunuz, yolumuz, ilim, irfan yolu olsun. Aşkı muhabbetim.